Teknopat'tan hepinize selamlar. Ben Berkan Topal. Bu videoda Cooler Master'ın yeni sıvı soğutucusu olan Master Liquid 360 ile Core ARGB'yi yakından inceleyeceğiz. Evet, kutuyu aldık önümüze. Şimdi sizle beraber açalım. 3 fanlı. Zaten 360 mm modellerin hepsinde 3 fan görüyoruz. Pompa tarafında dikkatimi çeken yan, günümüzde artık pompalar böyle şekilli ekran koyuyorlar veya çok fazla RGB öğeler barındırıyor. Ancak bu modelde Cooler Master sadelikten yana bir tasarım tercihinde bulunmuş. Burada AM5 ve LGA1700, yani hem Intel hem de AMD'nin en son nesil soketleri desteklediğine dair bir etiket görüyoruz. Artırılmış radyatör kanatları. Radyatörün içerisindeki kanatlar yüzey olarak birazcık daha genişletilmiş. Cooler Master bunun soğutmaya olumlu anlamda etkisi olduğunu söylüyor. Yeni nesil 120 mm'lik ARGB, yani adreslenebilir RGB fanlarla geliyor. Dual Chamber Gen S adını verdiği yeni nesil bir pompa teknolojisi kullanıyor Cooler Master bu üründe. Şöyle 3 fan. Bu fanlar Cooler Master'ın Cycle Flow fanlarını hatırlattı bana. Hem tasarım olarak hem de performans noktasında oldukça benzer. Ancak bu fanların kağıt üzerindeki performansı normal Cycle Flow fanlardan daha iyi. Aynı zamanda şöyle kenarlarında titreşim emici kauçuklar konumlandırılmış. Adreslenebilir RGB fan yaprakları görüyoruz burada. Bunları nasıl bağlayacağımızı zaten birazdan göreceksiniz. İçerisinde kullanım kılavuzları. Bunlar tabii önemli. Özellikle soğutucular için kılavuz kullanmak çok önemli. Burada hem AMD sistemlere hem Intel sistemlere ayrı ayrı nasıl kuracağınız tek tek anlatılıyor arkadaşlar. Pompayı şöyle çıkardığımız zaman kutudan alt tarafta klasik bakır yüzeyi görüyoruz. Yani tipik bir kurulum için ne gerekiyorsa Cooler Master kutu içeriğine yerleştirmiş. Aynı zamanda tabii önemli bir detay. Bunu da şöyle göstereyim. Az önce zaten pompanın altını gördük. Orada dahili bir macun yer almıyor. Hayli Cooler Master kutu içerisinde kendi özel ürettiği macunu gönderiyor. Neden özel diyorum? Çünkü Cryofuse adını verdiği bu macun normalde ayrıca satılan ve Cooler Master'ın en güçlü termal macunlardan bir tanesi. Oldukça iyi bir macun çıkıyor yani kutu içeriğinde. Şöyle baktığımız zaman Intel ve AMD kitlerini görüyoruz. Yine burada tek noktadan bağlantı yapabilmeniz için Daisy Chain denilen tek kablo haline getiriyorsunuz. Bütün ARGB bağlantıları yaparak. Ve bu bağlantıları yaptığınızda aradaki kabloları birbirine daha sıkı tutabilmek için şöyle bir aparat göndermiş. Bunu da yine kullanırken özellikle yakından göreceksiniz tam olarak ne işe yaradığını. Radyatörü jelatininden çıkaralım. Kalınlığı 27 mm. Bu önemli. Çünkü her kasaya uyumlu olmayabiliyor özellikle bu tip bir sıvı soğutucu. Sıvı soğutmalarda en çok dikkat edilmesi gereken kısımlardan biri şu hortum kalitesi ve bunun ne kadar esnek olduğu. Cooler Master ürünlerinde kalite anlamında bir endişeniz olmasın. Ancak bunun esnekliğine şöyle bir baktığımız zaman mesela gayet rahat bir şekilde döndürebildiğinizi göreceksiniz. Haliyle kasa içinde nasıl bir kurulum yapmak istediğiniz bu esnek kablolar sayesinde tamamen size bırakılmış. Aynı zamanda Cooler Master hortumla pompa arasını kuvvetlendirecek malzeme kullanmış. Bu da yine önemli detaylardan bir tanesi. Özellikle pompada şurada bir Cooler Master sembolü görüyoruz. Yalnızca bu RGB aydınlatılmış. Onun dışında tamamen gördüğünüz gibi sade bir tasarım söz konusu. Anakartınız üzerinde diğer bileşenleri etkilemeyecek düzeyde minimalist bir tasarıma da sahip. İsterseniz bu soğutucuyu şimdi 13900K işlemcili test sistemimize bir kuralım ve performansına yakından bakalım. Evet, önce fanlarımızı radyatöre takacağız. Bunun için gönderilmiş vidaları kullanacağız. Bu vidalar sayesinde uzun oldukları için rahatça doğru deliklere tutturduktan sonra montajı gerçekleştirebilirsiniz. Kutu içeriğinde gelen adreslenebilir RGB Daisy Chain kabloyu her bir fanın kendi RGB pin konektörüyle bağlıyoruz. Zaten şurada okları görüyorsunuz arkadaşlar. Buna denk gelecek şekilde bu pinleri oturtuyorsunuz. Bu pinler birazcık hassas olduğu için Cooler Master kutu içeriğinde bu konektörü birbirine daha sıkı tutmanızı sağlayacak aparatlar göndermiş. Şöyle ve bu sayede kolay kolay bu pinlerin birbirinden ayrılmasının veya yamulmasının önüne geçmiş oluyorsunuz. Evet, karşınızda Cooler Master'ın HAF500 kasası. Şimdi Master Liquid 360L'yi bu kasaya kuracağız. Üst tarafa kuracağım bu arada, onu da belirteyim. Nasıl göründüğünü de birlikte görmüş olacağız. Kutu içeriğinde gelen bu kabloyu kullanarak bütün adreslenebilir RGB konektörlerini tek bir konektöre çevirebiliyorsunuz. Şimdi bu bağlantıyı gerçekleştirelim ve bütün fanların artı tabii ki pompanın da adreslenebilir RGB konektörünü bağlıyoruz. Intel LGA1700 kurulumu için şu görmüş olduğunuz aparatı kullanıyorsunuz ve
Pompanın şu kısmını gelecek şekilde konumlandırıyorsunuz. Eğer kılavuza göz atarsanız zaten göreceksiniz arkadaşlar ama kutu içeriğinde gelen ve buralar için temin edilen vidaları yukarıdan değil aşağıdan takıyorsunuz. Bu önemli bir detay. İşlem bittiğinde bu şekilde görünmesi gerekiyor pompa. Şöyle göstereyim. Şu kısım önemli, üste gelmeli ve şu kısımda şöyle aşağı doğru eğimli şekilde takılıyor olması lazım. Intel LGA 1700 için kutu içerisinde gelen bracket bu şekilde ve üzerinde Cooler Master 1700 yazıyor. Oradan zaten hangi platform için olduğunu anlayabiliyorsunuz. Anakartın arka kısmına bunu şöyle tam deliklere gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Ve anakartı masaya dayadıktan sonra şuradaki deliklere kurulumu gerçekleştireceğiz. İkinci aşama ise şu görmüş olduğunuz ara vidayı konumlandıracağız. Bu tek taraflı takılabiliyor. İsterseniz de ters takamıyorsunuz. Şu daha kısa olan taraf aşağı gelecek şekilde bunları buraya elinizle de rahatça vidalayabilirsiniz. Çok fazla sıkmanıza zaten gerek yok. Elinizin sıkabildiği kadar sıkmanız yeterlidir. Kutu içerisinde gelen Cooler Master'ın Cryofuse termal macununu uygulayacağız. Evet, orta yumuşaklıkta bir macunmuş. Hatta birazcık sert bile denebilir. Birazdan bu macunu iyice yayacak arkadaşlar yüzeye. Şöyle yukarıdan tam olarak oturuyor zaten. Sizin çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. Vida yerlerine getirmeniz ve şöyle hafif bastırarak macunun yapışkan yapısı pompanın rahat bir şekilde oturmasını sağlıyor. Şimdi yine kutu içerisinde gelen şu vida başlarını elinizle de olsa sıkıştırabilirsiniz. Dediğim gibi rahatça elinizle sıkılabiliyor zaten. Birazcık daha sıkı hale getirmek için tornavidanızdan da yardım alabilirsiniz. Pompanın 3 pinli konnektörünü anakart üzerinde yer alan pompa bağlantı noktasına takıyoruz. Kutu içeriğinde yer alan fan çoklayıcımızı da yine buradaki CPU fanına takıyoruz. Böylece soğutucu üzerinde yer alan 3 fan da işlemci sıcaklığına göre kontrol edilebiliyor olacak. Son olarak adreslerin bir RGB çoklayıcımızın uç kısmını anakartımızda yer alan ARGB konnektörüne bağlıyoruz. Kasa güzelmiş. Evet, soğutucuyu taktık. Tam olarak böyle gözüküyor. Biz yukarı konumlandırdık. Ön tarafa da koyulabilirdi. Bu kasa zaten birçok anlamda size farklı varyasyonlar sunabilecek kadar geniş, rahat bir kasa. Şimdi lafı daha fazla uzatmayalım ve isterseniz bu soğutucunun performansına bir yakından bakalım. Söylediğim gibi Master Liquid 360L'yi i9-13900K üzerinde test ettik. Bu işlemciyi MSI MPG Z790 Carbon Wi-Fi anakarta takmıştık. Ayrıca sistemde Nvidia'nın RTX 4090 Founders Edition grafik kartının yer aldığını da belirtelim. Bildiğiniz gibi gerek AMD gerekse de Intel tarafında üretilen i9 ve Ryzen 9 işlemcilerinde oldukça yüksek watt değerlerine çıkılmış durumda. Haliyle özellikle bu segmente ait işlemciler marka fark etmeksizin oldukça ısınıyorlar. Bu yüzden anakart üreticileri söz konusu işlemcileri farklı watt değerleri altında kullanabilmemiz için BIOS ayarlarında seçenekler sunuyor. Örneğin bizim test işlemcimiz olan i9-13900K için MPG Z790 Carbon anakartının BIOS'unda 3 farklı güç profili mevcut. 253 watt değerinin Boxed Cooler olarak geçtiğini görüyoruz. Yani işlemcilerle gelen stok fanlar seviyesinde bir soğutucunuz varsa bu profili kullanmanız tavsiye edilmiş. Diğer profil olan 288 watt değerinde ise kule tipi hava soğutucuyla bir kullanım yaptığınız varsayılmış. Son olarak sıvı soğutma tercihiyle 4096 watt değerini görüyoruz. Ki bu profil işlemcinin tüm gücünden faydalanmanızı sağlayan en üst seviyeyi temsil ediyor. Tabii burada yer alan watt değerleri ve profilleri temsil eden soğutucu tipleri daha çok teorik bir anlama sahipler. İşte biz de burada yer alan hem 253 hem de 4096 watt profillerinde ayrı ayrı testler gerçekleştirdik. Peki bu modlar arasındaki performans farkı ne kadar? Bunu görebilmek adına her iki modda da Cinebench testi yaptım. Buna göre asıl fark tahmin edeceğiniz üzere çok çekirdek sonucunda ortaya çıktı. 253 watt modunda 35293 puan elde ettiğimiz işlemciyi 4096 watt modunda test ettiğimizde
asıl gücünü ifade eden 38.858 puana ulaştık. Aslında bu iki puan arasındaki farkın günlük kullanım ve özellikle oyunlar için neredeyse hiçbir şey ifade etmeyeceğini söyleyebiliriz. Zira tek çekirdek sonucunda her iki modda da alınan puanlar aynı. Bu da demek oluyor ki örneğin oyunlar için 253 watt profili fazlasıyla işinizi görecektir. Testleri yaparken sistem ve soğutucunun videoda gördüğünüz gibi Cooler Master Half 500 kasaya takılı olduğunu ve oda sıcaklığının da ortalama 35 derece civarında seyrettiğini belirteyim. Evet, geçtiğimiz günlerde sıcaklıklar oldukça yüksekti ve testleri bu şartlar altında gerçekleştirdim. Peki, ilk olarak Aida 64 testine bir göz atalım. 15 dakikalık stres testinin ardından ulaşılan sıcaklıklar şu şekildeydi. Master Liquid 360L'nin performansını daha iyi kavrayabilmek adına elimizde bulunan MSI'ın MEG Core Liquid S360 sıvı soğutucusuyla da aynı termal macun ve şartlarda testleri tekrar ettik. Ayrıca bu testler esnasında her iki soğutucunun da fanlarının %100 hızda olduğunu söyleyeyim. Gördüğünüz gibi her iki soğutucunun da ortaya koyduğu soğutma performansı oldukça benzer. Ancak MSI'ın MEG Core Liquid S360 modelinin Cooler Master Master Liquid 360L Core modelinden yaklaşık 2 kat daha pahalı bir soğutucu olduğunu bu noktada belirtmek gerek. Gelelim bir diğer testimiz olan Prime 95 işkence testine. Burada her iki soğutucunun ortaya koyduğu performansın Aida 64 sonucuna benzer ama genel olarak sıcaklıkların daha yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak yine de özellikle 253 watt modunda Master Liquid'in kayda değer oranda daha iyi bir sonuç ortaya koyması dikkatimi çekti. Öte yandan 4096 watt modundaki sıcaklık değerleri de yine işlemcinin tüm gücünü kullanmaya çalıştığı için 100 derece sınırına dayanmış durumda. Özetle eğer bu işlemciyi bu güç profiliyle kullanırsanız, yani 4096 watt, hangi soğutucuyu takarsanız takın bu tarz bir sıcaklık değeri elde edeceğinizi söyleyebiliriz. Bu noktada işlemcinin nasıl bir performansla bu ısılara ulaştığına bakacak olursak, işlemci çekirdek hızlarının ortalama 4.3 ila 4.5 GHz arasında olduğunu görüyoruz. Ve bu hızlar her iki soğutucuda da benzer seviyelerde seyrediyordu. Aslında soğutucuların performansını görmek için sentetik testler çoğu zaman yeterlidir. Ama oyunlardaki performansına yine de bakmadan geçmek olmaz. Bu bağlamda yalnızca grafik kartının değil, İşlemcinin gücünden de fazlaca istifade eden bir oyun tercih etmek adına Battlefield 2042 ile de testler gerçekleştirdim. Bu test esnasında fan devri yine %100'de ve oyunun grafikleri 2K low ayarlardaydı. Böylece işlemcinin yükünü olabildiğince artırmış olduğumuzdan emin olmak istedim. Ayrıca işlemcinin güç profilini nasıl olsa çoklu çekirdek ihtiyacımız sentetik testlere kıyasla çok daha az olacağı için 4096 watt moduna aldım. Gördüğünüz gibi Cooler Master Master Liquid 360L Core burada da çok iyi bir soğutma performansı ortaya koymayı başardı. Peki fan hızlarını %25'e alırsak ne olur? Tüm bu testleri Master Liquid 360L Core'un üzerinde bulunan 3 adet fanın devir hızını yaklaşık 800 RPM yani tam olarak %25 hızına düşürdüğümüzde gördüğünüz gibi ısı performansında ortalama %10 civarı bir düşüş oluyor. Ancak bu işlemcinin gücü ve oda sıcaklığımızın da normalden yaklaşık 10 derece yüksek olduğunu göz önüne aldığımızda bu farkın gayet normal olduğunu düşünüyorum. Üstelik %25 fan devrinde soğutucunun sesini duymak artık imkansız hale geliyor. Tahmin edeceğiniz gibi 3 fanlı bir kurulumda %100 devirde dönen fanların çıkardığı ses hiç de az olmadığı için bu tarz düşük bir fan devir hızında kullanmayı isteyebilirsiniz. Cooler Master Master Liquid 360 ile Core fan ve RGB bağlantısı hariç herhangi bir bağlantı çeşidine ihtiyaç duymuyor. Yani fan ayarı ve adreslenebilir RGB özelliklerini kullanmak için anakartınızın dahili yazılımından faydalanmanız gerekiyor. Ama içiniz rahat olsun, bu soğutucu piyasadaki bütün anakart markalarının RGB yazılımlarını destekliyor. Böylece anakartınızın markası fark etmeksizin rahat bir şekilde sistemde bulunan diğer tüm RGB bileşenlerinizle bu ürünü eşlenik şekilde çalıştırabiliyor ve rahatlıkla aydınlatmaları kontrol edebiliyorsunuz. Bu sınıfın soğutucuları zaten halihazırda soğutma anlamında oldukça iddialılar, neticede büyük bir radyatöre sahipler. Ancak bu soğutucu fiyatıyla da oldukça ön plana çıkıyor. Zira gördüğünüz gibi piyasada 8-10 bin lira bandında bulabileceğiniz soğutuculara kafa tutabilecek bir performansı var. Tabii bu noktada tasarım anlamındaki sadeliği ve üzerinde ekran gibi çeşitli ek özelliklerin bulunmaması fiyatı etkileyen asıl unsur olmuş oluyor. Bu soğutucunun artılarına baktığımızda zaten performansıyla ön plana çıktığını söylüyoruz. Bence fiyat performans anlamında da oldukça iddialı bir model kendi sınıfı içerisinde değerlendirecek olursak. Eksi taraftaysa modelin sade görünümü herkesin hoşuna gitmeyebilir. Bu noktada sade görünümün de birazcık daha çeşitlendirilerek hoş gözükmesi sağlanabilirdi. Ancak bence pompa tarafında filan olabildiğince düz çizgiler tercih edilmiş. Belki burada birazcık daha farklı bir görünüm
tercih edilebilirdi. Bunun dışında benim soğutucu ile ilgili görüşlerim bunlar arkadaşlar. Eğer soğutucu ile ilgili sorularınız varsa aşağı yorum yazabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.